o bölüm. Yani yıl olarak da diyebiliriz ki işte 60'lı yıllarla 90'lı yıllar arasında diyelim. Derneklerin işte başlamasına varana kadar. Şimdi hal çağındayız. Bundan sonra diyor Ayhan da diyor benim halim ne olacak? Adnan da diyor benim halim ne olacak? Beraber diyoruz ki bizim halimiz ne olacak? Alevliğin hali ne olacak? Önemli olan burası bundan sonra. Ha eğer Alevilik veya işte gençlerin inancı şeyi geriye doğru gitseydi inanç ön plana çıkardı. Dedesinin yaşam biçimine bakardı. Gençler demin Mustafa abi dedi ki işte üniversiteye gidiyorlar. İstediği kadar gitsin üniversiteye. 50 tane üniversiteyi de bitirse eğer dedesinin yaptığı kendisine garip geliyorsa inanç bakımından onu benimsemiyorsa, onu hor görüyorsa, hakir görüyorsa, o şövenistliktir, dinciliktir, gericiliktir diyorsa o okumanın hiçbir faydasını görememiştir bana göre. Yani boş bir okumadır, kağıt üzerindedir. Sadece işte şekillerle, şemalarla okumuştur. İnancında zerre kadar hiçbir şey kalbine girmemiştir. Okumak var, okumak var. Yani erenlerin dediği gibi. Avrupa'da onu bir söyleyelim ki şey olmasın, hani o eksik kalmasın. Gerçekten emek verdin. Çünkü Avrupa'da anlatsam çok anlatırım. Sen dertlisin. Ben de Avrupa'yı da gördük ya, hani onu da biliyoruz. Burada davulun sesi hoş gelir. Bizim insanlar dernekler deyince o sanki ya bal, hepsine saygım var. Hepsi güzel insanlar. O başka ama Avrupa'da da bulunmak zor. Yani derneklerde bulunmak, o dernekten oraya gideceksin, orada hizmet edeceksin, nerede yatacaksın, nerede kalkacaksın. Para mevzuna gelince dediğim gibi, demin söyledim zaten söyleyeceğimi, anlasınlar. Orada da kimin ne aldığı belli değil. Yani şey olarak herkesin eşit davranılmıyor. O kadar özet söyleyelim neyse. Ne yaşadın, neler yaşadın? Yıllar yılı orada zakirlik tabii, yaptın. Yani 15 seneye yakın. Ara ara gittin, geldin, kaldın yani, birkaç sene. 15 seneye yakın yani. 95'te gittim, yani 2010'da geldim. Az bir şey süre değil. 3 aylığına gitmiştim sözde. Avrupa'da da şey var yani, baktığım zaman 93 Sivas Madımak olayından sonra Saman Alevi gibi alevlenen bir örgütlenme yaşandı Avrupa'da. Ve bu örgütlülüğün başına da maalesef o sol çağından kalma, yani işte daha önceleri Alevilik, şövenistliktir, gericiliktir, dinciliktir, boş işlerle uğraşmayın diyen insanlar 93 Sivas Madımak olayından sonra Avrupa'da örgütlenen Alevi kurumlarının başına geldiler bu sefer. Çoğalmaya başladı. Her bölgede, burada nasıl her mahallede bir cami var, orada da her hemen hemen her şehirde Almanya'da bir cemevi var, oluşmaya başlandı. Fakat bu cemevleri oluşurken Avrupa'da sadece dışarıdan işte bizi, kültürümüzü görsünler ya da işte bizi bir arada bir olduğumuzu görsünler şeyi vardı. Yine Anadolu'dan giden insanlar o birlikteliği, o katılımı sağlıyorlardı. Eğitimin eksikliği orada da vardı. Sen de gittin, gördün. İşte bizim burada izine gelenler semah kasetlerimizi, değişik kasetlerimizi götürüp orada işte çoluklarına, çocuklarına dinlettirip semah dönmeleri, ne bileyim işte cem yapmaları ya da işte dua ezberlemeleri falan, bu gibi kulaktan dolma şeylerle oluşmaya başladı. Ama yine can kurban, onu yapanlara bile can kurban. Yani, ölüyorum o çocuklara. Hele İngiltere, İngiltere bir numara bana göre. Evet, çünkü o çocuklara, o eğitim cemlerine, Avusturya, Viyana, neyse evet. Evet. Yani Almanya'da örneğin ilk başlangıçta işte derviş tur dedeler falan Anadolu kültürünü hiç aksatmadan Almanya'da uygulamaya çalıştılar. Sonradan derviş tur ve işte Ahmet dedeler falan vardı. Avrupa'ya gitmiş dedeler. Yavaş yavaş cemler yapılmaya başlandı. Bu cemler yapılırken de işte bir şey başladı bu insanlarda. Görsellik başlandı. Dışarıdan bizi daha modern görsünler, daha farklı görsünler, daha çağdaş görsünler, daha uygar, medeni görsünler diye bir takım kendilerine göre yenilikler icat etmeye başladılar. Yok efendim işte biz yıllarca işte mum söndü iftirasına uğradık, biz mumu kaldırıyoruz, lamba yakacağız. Yok efendime söyleyeyim işte bazıları kalktı. Gölcü sopa diyorlar, evet. Sopa ya, o değneğe ne gerek var ya, o yok ne işte, asa az yani
Onu cemden kaldıranlar oldu. Aynen, onlarlık bir kaba görünüyormuş. Onun olmazsa olmazdı. Onu bırakın, burada da bizim Yeni Bosna Cemevi'nde de biri kaldırmak istedi. Aa, boyunu aynen kısalttı. Bilmem bir şey yaptı, modernleştirdi kendi kafasınca. Bu şekilde yavaş yavaş insanlar, bir de yöreselleşmeler vardı. Yok Malatya Alevileri, yok Sivas Alevileri, yok işte Malatyalıların olduğu ceme ben gitmem, yok Tokatların olduğu ceme sen gelmem. Yöresel bir takım şeyler de var. Gençler de ister istemez bu yaşlı insanların yaptığı bu bencilliği, artık ego tatminlerini gördükçe dedi ki ben bunlardan alacağım herhangi bir şey yok. Yani bu siz toplanıyorsunuz, cemevleri alıyorsunuz işte büyük maddiyatlar harcayarak. Fakat Aleviliği biz işte kitaplardan okuyoruz. Dedeleri dövmeler, dişini kırmalar. Yani, aynen. Örgütlerin cem basmaları. Aynen öyle. Yok Atatürk'ün resmini indirirsin, bindirirsin, kaldırırsın, kaldırmazsın. Tabii, tabii. Anlamsız kavgaları. Hatta şeyde ben bir olaya şahit oldum. Mannheim'da, Mannheim cem evinde cem yapıyoruz. Gencin bir tanesi Tuncelili. Tabii biraz siyasi o şeylik var üzerinde. Milletin üzerine basa basa ne bu dedi ya, siz dedi koyun gibi millet dedi işte eğiyorsunuz, kaldırıyorsunuz, bilmem şudur budur. Bayağı hakaret etti yani. Millet üzerine cahillik, basa basa cemi terk etti. Cahilliği. Kapıcıya dedim, kapıyı dedim aç gitsin dedim. Gerçi hiç dedim ellemeyin. Yarım saat sonra haber geldi, otobanda bariyerlere girmiş. Neyse, onu başka bir şey söyleyelim. Onu ben kabul etmiyorum bu yayını. Nasıl söylüyorum ben hani? Ben bu tarzı kabul etmiyorum hani. Kendi inancına, bakış açılarından bahsediyorum. Anladım ben. Da bu örnekleri kabul etmiyorum. Bunu hiç söylememiş olalım. Neyse, yani hoşgörüsüzlükler, bu şeyler oldu. Yani gençlerle yaşlı kuşağın arasında kopukluk bir oldu. Uyumsuzluk oldu. Bir güzel olmayan şeyler oldu. Aynen. Peki ne yaptınız, ne yaşadınız oralarda? Siz biraz kendinizi anlatın, konu dağılıyor. Şimdi ben olayın eğitimsel boyutunda olduğum için ilk gittiğim dernekte kapanmak üzere olan bir dernekti. Ben oraya gittiğimde 3-5 ayda oturduk, bir durum tespiti yaptım. Yani nedir dedim derneğin konumu, durumu nedir? Kaç üyeniz var? Gençlik potansiyeli nedir? Dediler vallahi şu an bizim derneğimiz kapanmak üzere. Yani gelen yok, giden yok. Gençlerimiz gelmiyor. Niçin gelmiyor? Neden gelmiyor? Çözüm önerileri sundum. Siz dedim gençleri bir seferliğine getirin. Bir konuşalım. Muhabbet edelim. Ondan sonra bakarız duruma. Hakikaten de şey yaptılar, yardımcı oldular. Gençleri getirdiler. Onlarla bir muhabbet, sohbet ettik. Gençlerin beklentilerini aldım ben. Onlara yönelik çalışmalar yaptım. Bir sene zarfında o dernek hem gençlik potansiyeli artmaya çalıştı. Hiç onların bile tanımadığı gençler gelmeye başladı. Yani eğitim olayı çok önemli Avrupa'da. Yani böyle işte sadece inançsal bazda cemlerimizi yapalım, işte lokmalarımızı, kurbanlarımızı keselim, işte iyi günde kötü günde bir araya gelelim dışında gençler yavaş yavaş geleceğini sorgulamaya, geleceğiyle ilgili projeler üretmeye başladılar. İnanç açısından, alevlik açısından biz bu inancı daha ileriye nasıl götürürüz açısından 7 sene bir dernekte kaldım. Yani 3 aylığına davet etmişlerdi. Baktılar ki işte gelişmeler olumlu, ileriye yönelik. Gençler geliyor. Davasına sahip çıkmaya başladılar. Bu sefer diğer kurumlardan davetler gelmeye başladı. Diğer derneklerden işte bize de gel, bizim buraya da gel. Ve gittim de yani Almanya genelinde bütün bölgelere hemen hemen her derneğe gitmişimdir. Yani birer hafta, ikişer hafta gerek cemler olsun, gerek işte konserler olsun, gerek eğitim seminerleri olsun katılmışızdır. Bu sefer tabii federasyon genelinde işte bu olumlu gelişmeler olunca ister istemez dışarıdan da gözlemleri olanlar, ismini duyanlar yavaş yavaş ya hocam işte bizim buralara da gelir misin? İşte bizde de eksikler var. İşte Fransa'ya, Hollanda'ya, Danimarka'ya, Belçika'ya, İsviçre'ye o bölgelerde trenle gidebildiğim yerlerde gittim yani. Nasıl gidiyordun Zakir? Biraz onlar güzel şeyler. Yani sazın var, seni trene bindiriyor. Benim gibi dil de bilmiyorsun ama gidiyorsun, seviyorsun da, insanlar da istiyor. Yani, bir nevi hizmet de diyorsun. Az çok belli bir ücret de veriyorlar. Dolayısıyla sen bu işi burada yaptın. Dolayısıyla önemli bir şey. Yani senin
ile bunu ayrıyetten biraz detaylı konuşmamız gerekiyor. Bir önemli konu başlığı. Bir program yapmamız lazım seninle hatta. Peki, nasıl bir duygu? Duyguyu sen bana, o geçmişe dön. Gidiyorsun, trenden beni alacaklar mı? Nerede kalacağız? Çok farklı yani, bilmiyorsun yani. Bilmediğin bir yer, meşhule gidiyorsun. Yani ben trene Almanya'da biniyorum. Fransa'ya, Paris'e gidiyorum. Aktarmada varsa en büyük bela o. Dil bilmiyorsun. Ben nerede inecektim? Kime soracağım? Yani. Ne yap? Direkt çoğunlukla da yok. Ben de yaşadığım için bizi bilenler bilir, bilmeyenler bilmez. Yok canım. Kim var bindiriyor git. Bilmiyorsun. Nereye gideceksin belli değil. Hatta Paris'te mesela iki sefer yanlış yerde bekliyorum. Aktarma yapacağım. İndiğim yerde bekliyorum. Arıyorum, tarıyorum, tabelalara bakıyorum. Şeye gideceğim, Fransa'nın Lorient kentine gideceğim. Öyle bir kelime bulamıyorum, göremiyorum. Dediğin gibi dil de bilmiyoruz. Patçat Almancayla orada anlatmaya çalışıyorsun. En sonunda bir jeton satan bir zenci kardeşimizi gördüm. Almanya'da kalmış. Bana yardımcı oldu. 10 euro istedi beni. Metroya getirdi, bindirdi. Dedi 11. durakta in. Orada bineceksin. Burada değil. Türkçe değil ama nasıl? Almanca. Almancayı yani, o kadar anlayabilmişim. Yani, bak yine de bir parça var. Bende hiç yok. Ona göre yani ben tabelaları şey yapıyorum. Peki gittin orada seni karşılıyorlar işte dernek başkanı karşılıyorlar seni ağırlıyorlar. Aynen. Gençlerle karşılaşıyorsun. Nasıldı ilk başlarda hani olumsuz değil de biraz olumlu güzel şeyler söyle. Tabii ki yani ben kaldığım süre içerisinde hanım şunu söyleyebilirim hiçbir olumsuz şey yaşamadım. Hayır genel anlamıyla olumsuz yaşamadın da hani eleştirdik ya çok bombardımana tuttuk bizi izleyenlere olacak şimdi. Babamı da eleştiririm yani. Evet. İnanç şeyi. Ah. Melekler geliyor, prensler geliyor ha. Evet. Dernek başkanı beni istasyondan alıyor, götürüyor işte kendi evine ilk önce. Oturuyoruz, muhabbet, sohbet. İşte diyor ki işte bizim derneğimiz şurada. Yarın işte gidip insanlarla zaten önceden ayarlıyorlar. Söylüyorlar, hani, konuşuyorlar. Almanya'dan işte bir kişi gelecek diye, şu kişi gelecek diye. Tanışıyorsun işte, yapabildiklerini söylüyorsun, yapılacakları söylüyorsun. Tabii Avrupa'daki insanların bakışı farklı. İlk önce ince detayına kadar şey yaparlar. İşte nereden geliyorsun, siyasi görüşün nedir? Seni iyice bir irdelerler. Senin neysin, ne değilsin, onu görüşün... farklı sorularla, yorumlarla. Yani. Hepsi bir şüphecidir. Neyse maşallahları var. O yönden bak eleştirelim. Yok. O yönden çok şüpheciler. Bu kadar şüpheci olmayın ya. Siyasi yani ne, kendinden yakınsa, korkuyorsun demek ki gölgenden korkma. Yani siyasi görüşün onlara yakınsa herhangi bir problem yok. Yoksa kötü. Aynen. Nerede bu solculuk? İşte nerede bu Alevilik? Nerede bu Avrupa eğitimi? Aynen. Ey gidi. Ağzımız durmuyor ki kardeşim. Fakat biz Aleviliğin o özelliklerini ve güzelliklerini anlattığım süreç içerisinde ben herhangi bir şeyi görmedim. Yani olumsuz bir bakış açısı bana karşı yaşanmadı, görmedim. Abi bireysel anlamda bir takım tartışmalarımız oldu insanlarla. Ben lafımı hiçbir zaman çekmedim, çekmem de. Yani inandığım davadan kesinlikle ödün vermedim. Yani eğer çok biliyorsan dedim gel buyur otur sen anlat ben dinleyeyim. Tavrımı orada korum yani. Peki eğitimler hangi yaş aralığında oluyordu? Çok genç çocuklarımız, gençler, kızlarımız. Mesela büyükler de ilgi gösteriyor muydu? Ne kaç zaman sürüyordu bu eğitimler? Şimdi orada eğitime sınav hanım şeyi belirleyemiyorsun. Yani orada herkes hevesli. Yani ben diyor çocuğumu işte 30 kilometreden 40 kilometreden dağınık bölgelerde oturdukları için buraya kadar gelmişim diyor. Dışarıda çene çalacağımı diyor. Ben de öğreneyim diyor. Ben de bir şeyler öğreneyim diyor. Yani benim SAS kursuna gelen 70 yaşında da insan vardı, 7 yaşında da insan vardı. Fakat belli bir süre sonra tabii onları şeylere ayırıyoruz. Belli yaş gruplarını işte 7 ile 15 yaş grubu, 15 ile işte 25 yaş grubu ve onun daha üstü insanların da yapabileceği işte bu cem hizmetleriydi. İşte ne bileyim bir takım değişik faaliyetlerde onlara yönelik de bir takım çalışmalar yapıyorduk. Ama genelde bitişikti yani. Mesela 3-5 ay yani birkaç ay mı kalıyorsun gittiğin derneklerde hani senin uzun kaldığın da olabilir de
Eğitim bir haftalığına gittiğin oluyor mu? Bir aylığına gittiğin oluyor mu? Bir seminer gibi mi oluyor? Aynen, seminerlere de gittiğim. Mesela hafta sonu 2 gün seminer var örneğin. Cuma gününden biniyorum trene. Cumartesi sabahı oradayım. İşte pazar günü seminerden sonra tekrar binip geri geldiğim günler de oldu. Yani Fransa, işte Hollanda, Danimarka, o bölgelerde. Aylık olarak gittim mesela Lorient'ta 3 ay kaldım. Mesela misafirhane mi vardı? Size özel bir yer mi ayarlıyorlardı? Derneğin bir odası, işte misafirhane. Olmayan yerlerde ne yapıyordunuz? Evlerde kalıyordum işte. Başkan, yönetici veya oradaki insanlarımızın evinde kalıyordum. Fakat insan tabii 3 gün orada, 3 gün orada rahat edemiyorsun. Perişan olmaz, perişan zaten bizim kitabımızda var zaten. Aynen. Fakat ben söylüyordum. Diyordum ya böyle böyle, yani dolaşmaktan ziyade derneğinizin bir odası varsa. Yani çok lüks olmasına gerek yok babam. Yani, ben oturup yatıp kalkacağım bir yer olsun öyle, yeter. Aynen öyle. En uzun boylu zaten ikametgahım Almanya olduğu için. Daha çok hangi şehirde kaldınız? 7 sene ben Talsure'ye yakın Bühl diye bir yer vardı. Belli yani, bir yerde. Baden-Württemberg'de. Biraz da İsviçre'ye de yakın. İsviçre'ye indiniz mi? İsviçre, Fransa tabii. Basel, Mazel yakın yani oraya. Basel'e derneklere gittiniz mi? Yakın oralar. Ondan sonra işte 8 sene de Bremen'de, ta kuzeyde, Bremen şehrinde kaldım. Bremen'de de 2 tane Alevi Kültür Derneği vardı. Birbirinden ayrılmışlar. Zaten ayrılmayı çok seviyoruz, çok maşallah. Öyle. İki ayrı yere kira verince bize ödül veriyorlar çünkü. Aynen. Avrupa'dakilerin de öyle hastalıkları var. İkisi de şimdi kendi yerini aldılar. İnatlaşma var çünkü. Tabii var. Olacak. Çünkü evet. Aleviliğin maalesef öyle bir yer yok da öyle yaptılar. Aynen. Peki sonuç olarak Adnan Kılıç, Ayhan Aydın bir ev parası alacak kadar dolanmadı federasyonlarda, şurada burada. Paraları alanlar kendi gizlediler, aldılar, sattılar. Aleviliği de sattılar. Çünkü bazıları Aleviliği satacak ki para satın alsınlar. Yani cebine para girmesi için Aleviliği satması gerekiyor bazı yazarların, ozanların, dedelerin. Ama kendi bildiği yolda gidenler de işte ne yapsın, hizmet etti. Gül yüzlü insanlara misafir oldu, bir şeyler verdi, aldı. Geldi geçti. Peki nasıl anıyorsunuz o günleri? Vallahi bir hatıra olarak tabii güzel insanlar tanıdım. Yani gerçek anlamda dost diyebileceğim çok gönlü güzel, yüreği güzel, kalbi güzel insanlar da tanıdım. Bunun yanı sıra işte böyle işte bir takım fikirsel ayrılıklarım oldu. İnsanlar da tanıdım. Hatta maddi anlamda demin işte dediğin gibi Almanya'da 2000 yılında 1000 yılın türküsünü yaptık biliyorsun. Evet. Köln Arena stadında. Evet. İşte geçen sene de ben misafirdim. Uzun hikayeleri var. Yani aynı yerde. Bir bin bağlamayla ilk defa yapılmış bir şeyi yaptık. Evet. Bunun bir ön çalışması vardı. Baden-Württemberg bölge sorumlusu bendim. 360 tane talebem vardı. Maşallah, bravo. 6 ay boyunca gece demedik, gündüz demedik. Sade ben değil, öğrencilerimle birlikte. Hep beraber. Bölge bölge ayırdık. İşte Ofenburg'da, Rastatt'ta, işte Kiel'de, şurada burada grup grup çalışmalarımız oldu. Altyapıyı hazırladık. Cebimizden paralar ödeyerek, yol paraları ödeyerek gittik geldik herkes. Köln Arena Stadı'na geldik. Binlerce insanı topladılar. O kadar maddi anlamda harcamalar oldu. İşte birileri gökyüzüne çıkartıldı, kırmızı hallar serildi, cebine binlerce euro para konuldu. İsim onların oldu. İşte Necati Şahin sanat yönetmeni denildi. İsim verme dur, başım zaten kalabalık dur ya. Veririm Ayhan. Ya ben de neyse günah ile ya tamam da biz yayın yapıyoruz, bunu yayınlayacağım. O yüzden emeğe geçenlere saygımız var diyelim. Saygımız bence olsun. Orada emeği geçenler işte. İşte hayır onu diyorum. Emeği geçenlere saygımız var. Emeği görülmeyenler de maalesef işte böyle oluyor. Başta söyledik işte. 7 yaşındaki çocuk orada uykusunu feda ediyorsa, çalışmalara geliyorsa, ta işte Köln Arena'ya kadar geliyorsa, o emeği veriyorsa onların ismi bence daha ön planda olmalıydı. Tabii hepsi. Zaten onlar yarattı. Onlar var ettiler. Yani sanat yönetmeni, ben bir şey diyemeyeceğim. Ben biraz sanatçılar yönünden daha çok eleştirim var. Sanatçılar yönünden de öyle. Yani birileri da işte Türkiye'den sen dertlisin, ben dertsiz miyim? Şah Hatayi diyor. Adam Hatayi'nin deyişleriyle geçindi 20 yıldır birileri. Babam bu nasıl bir şeydir? Mesleğin ne? Şah Hatayi deyişlerini söylemek.
Ne güzel bir şey ya. Çağatay'ı yazmış. Yazmış, birileri söylesin. İsim vermeyeceğim. İsim verme, isim verme. Gözün seveyim ya. Yere gittim. Allah. Giderken o tren biletini kendi cebimden aldım. Yani 360 mark gidişti, 360 mark da gelişti. Ne yapıyor? 720 mark yapıyor. Gidiş geliş biletimi almıştım. Oraya gittim tabii. İki hafta boyunca gecemi gündüzüme kattım. 12 hizmetleriydi. Çocukları semaha hazırlamaktı. Küskünler vardı birkaç tane. Onları hallettik, barıştırdık ve cemlerini yaptım. Dönüşüne cebime koydukları para Almanya'ya geldiğimde 350 mark tuttu. Ben cebimden vermişim 720 mark. Onların bana verdiği para 350 marktı. Aynı. Geçen sene sen söylüyorsun. Beni de yine konuşturma. Delirtme beni. Şimdi... Konuşacağız bunları yani. Ben 150 euro gidiş geliş benzin masraf zarfın içine koymuş 100 euro. Allah bereket versin. Hüseyin toprağın ömrü uzun olsun. Selam yerde, olsun Dibri'li hemşerimize. Yine bir yerde 3 ay boyunca her türlü şeylerini hazırladım. O çocukları gençlere yetiştirdik, koroyu çıkardık şeye. Konser düzenliyorlar. Türkiye'den bir sanatçı dostumuz geldi. Havalanında karşıladılar. Otelde yerini ayırttılar. Gitti otelde kaldı. Konsere yarım saat kala geldi salona. Masası hazırlanmıştı. Eti sütü her şeyi. Yarım saat sahnede kaldı. Çıkardılar. 3000 euro cebine koydular. Havalanına kadar götürdüler. İşte bu adaletsizlikler bizi bitiriyor. Ben bunları her yerde söylüyorum. Söyleyeceğim de. Söylersin, söylersin. Peki Adnan Kılıç 3 ay boyunca emek çekti. O çocukları oraya kadar getirdi. Beni trene bindirirken de 250 cebime koyuyorlar. Diyorlar ya işte kusura bakma bu sefer az oldu. Böyle bir... Ya aynıyız işte. Ben de tekrar Hüseyin toprağın kulağı çınlasın. Neydi bu? Bak beni oraya götürdü. Benim dönüş biletimi, uçak biletimi Hüseyin toprak aldı. Doğru. Ben de çok yaşadım. Çünkü bunu. Orada bir dernek beni çağırdı. Söyleşi yapacaktık. İptal etti. Niye iptal etti? Ben Cem Vakfı'nda çalışmışım. Hı. Ne olmuş? Yani ne almış? Yani Cem Vakfı'nda çalıştım diye. Ya bunları bile işte sorgulayanlar işte sorun nedenler var. İşte demek ki orada sonuç olarak Divri'den çıktık yola. Çamşıhı'nın ozanlarından çıktık. Geldik İstanbul'a, Şahkulu'ndan Avrupa'ya. Avrupa'dan tam 55 dakika 29 saniye oldu. Dertler bitmiyor. Bu kadar daha 10 kere söylesek bitmez. Bizi dinleyenlere aşk olsun. Sürçülisan ettiksek affola. Dobra dobra özümüzle bir söyleşi yaptık. Biraz isimler de varsa onlar da gönülleri kalmasın. Yani tabii ki hak eden hak ettiği yerdedir. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Derdimiz gençlerimize yolumuzu devredelim. Eyvallah. Ama çile çekelim, emek verelim. Çile çekmeden maalesef bizim insanımız Aleviler de Türk insanının bir parçasıdır. Neyse Kürtler de aynı. Gerçi Kürtler Kürt olarak bir üstün sınıf değil. Türkler Türk olarak bir üstün sınıf değil. Aynen. Aleviler de Alevi olarak Alevi değerlerini yaşıyorlarsa güzel ama anadan babadan doğup Alevi olup da Aleviliğin değerlerini yaşamıyorsalar bana ne? Sünni de bir vatandaş bana göre. Öyle. Benim ev sahibim 1000 tane Aleviye değer. Diyor ki hastalanırsın, kalp hastasısın. Gece gündüz emrindeyim diyor. Bu ne demek? İnsan olabilir. İnsan olmuş. Benim nerede hemşerilerim nerede? Beni aramayanlar? Yok. Demek ki ozanlar doğruyu söyler. Zakirler, aşıklar, bağrı yanıklar dolayısıyla doğruyu söylerler. Tabii ki yani eğer bir davan varsa, bir inanç uğruna bir yola çıkmışsan orada şunu da söyleyenler vardı. Sen işte bizim söylediğimiz lerin doğrusunu hareket etseydin senin çocukların da buradaydı. Maddi durumdan daha iyiydin diyenler... Tabii hoşuna gidecek. Geçen günü bunu da söyleyelim, kapatalım. Birileri işte benden fikir alıyor. Ben de uzun uzun anlatıyorum. Kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Mutluyum bunları senin gibi açık açık söylediğime göre. İşte tarih anlatıyorum. Adamlar bakıyorum çok memnun değil. Bir başka şey sordular. Ben de ilgim değil. Bir de konu gereği ona girmemem lazım. Onu söyleyince ha hocam onu söyle ha onu bekliyoruz. Aynen. Tabii hoşuna gidecek şeyi istiyor. Aynen. Bu nasıl bir dünya? Bu nasıl bir sistem?
Allah kuş cıvıltılarını eksik etmesin. Gençlerin varlığını eksik etmesin. Dergahlarımızı eksik etmesin. Zalimin zulmüne uğratmasın. Gençlerimiz, çocuklarımız sahip çıkacak. Biz gelip geçeceğiz. Bugün geçmiş gitmiş sayılırız. Gençlere, bir çocuklara bir iyilik, bir adım atan, bir şey öğreten senin gibi bana göre Alevi'ye hizmet etmiştir. Diğerleri yemiş, içmiş, şişmiştir. Dedeymiş, dervişmiş. Ben dervişim, ben dervişim diye göğsün gerersin. Eyvallah. Hakkı zikretmeye dilin var mıdır? Eyvallah. Bencilliği almışsın hele, altında Mercedes, Arnavutluk'ta. Ah, ben mücerrettim. Neymiş? Ben her şeyden tecrid olmuşum. Mercedes'e biniyorsun. 4x4 onu kullanmak için vicdan lazım ya. Ben dergahın bir eksikliği var da ben 4x4 jipe biniyorsam ben derviş olamam. Onlar derviş olmamış, onlar uçmuşlar. Dervişim, babayım, dedeyim. Türkiye'de de dedelik de alalım satılmaya başlandı. O derneğe satılıyorlar, bu derneğe geliyorlar, o duruya gidiyorlar. Ocaklarını sizden hesap sorsun diyorum. Ne biliyorum, Zülfikar'a gelesiniz diyorum. Eğer inancını pazarlayan varsa, eğer yola ihanet eden varsa Zülfikar'a gelsin diyorum. Çok da uzatırsak çok dokunuyoruz. Kılıç kalkan, kılıç kınından çıktı durmuyor. Bayağı dokunmak lazım. Yani Zülfikar kınından çıktı durmuyor. Evet delikanlı. Eğer dokunmazsak şayet, yani herkes kendi yaptığının doğru olduğunu sanır. Doğru yolda yürüdüğünü sanır. Ama işte buradaki gördüklerimiz gibi yani. Evet, can dost, sağ ol, var ol. Şahkulu Sultan dergahındayız sevgili dostlar. Tadilat devam ediyor. Gönüllerde tadilatlar kalmasın. Gönüller her zaman için aydınlık gençler gibi olsun. Ve dolayısıyla bağımız kurumasın. Pınarlarımız kurumasın. Gençlerimiz yetişsin. Çağıl çağıl çağlasınlar. Dilleri bülbül olsun. Kaygısız abdallar gibi çalıp söylesinler aşk ile. Şahkulu Sultan'ın demi devranı yürüsün. Yar ve yardımcımız olsun Mustafa abi. Allah Allah.